Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Malum Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Milli Muharip Uçak Kaan hizmete girinceye kadar aradaki güç dengesini koruyacak ve ihtiyacı giderecek F-16 alımı konusunda görüşmeler yapıyor. Ama F-16 ile ilgili Amerika'da da çok ilginç gelişmeler var. Amerika yavaş yavaş F-16'nın yerini alabilecek bir uçak konusunda çalışmalara başlamış durumda. Bu uçak ne tür bir uçak olabilir, hangi özelliklere sahip ve bu uçağın yansımaları dünyadaki havacılık sektörüne nasıl bir etki yapabilir? Bu videomuzda beraber bu konuya odaklanıyoruz. F-16 gerçekten hem tasarım hem de ticari açıdan büyük başarıya imza atmış bir savaş uçağı. Gökyüzüyle tanışmasının üzerinden neredeyse 50 yıl geçmiş durumda ama hala imalat hattında ve geliştirilen yeni nesil radar, aviyonik ve diğer sistemlerle birlikte F-16 daha uzun yıllar birçok hava kuvvetleri tarafından kullanılacak gibi duruyor. Aslında Amerikan Hava Kuvvetleri F-16 projesine başladığı zaman hedefi tek motorlu, gündüz avcısı gibi çok kısıtlı limitler olsa da bugün gelişen teknoloji F-16'yı farklı bir boyuta getirmiş durumda. Amerikan Hava Kuvvetleri F-16A Block 1'den başlayıp Block 50 ve 52 serisine kadar bugüne kadar 2230 uçak teslim almış durumda. Çeşitli işte kazalar, kayıplar sonrasında şu an halen F-16'nın C tek kişilik, D modeli de çift kişilik 1017 uçak hizmette. Bu bilgiler Amerikan Hava Kuvvetleri'nin resmi sayfalarından alınan bilgiler, muhakkak tabii ki artısı eksisi bunların olacaktır diye düşünüyorum. Ama 1000 uçak gibi çok ciddi bir güç Amerikan Hava Kuvvetleri için ve bakıyorsunuz dünyanın dört bir tarafında Amerikan F-16'ları uçuşlarına devam ediyor. F-16'nın seçimindeki en önemli rol kendini ispat etmiş bir sistem, uygun uçuş maliyetleri ve birçok yeni nesil mühimmatın F-16'lar tarafından tasarlanması. Her ne kadar F-35 hizmete girse de Amerika halen uçuş operasyonları maliyetler açısından çok önemli. Belki çok daha stratejik görevlere F-35'ler gidiyor ama birçok işte hava savunmada problem yaşamayacağı bölgelerde yapacağı uçuşlarda veya operasyonlarda F-16'ları yoğun olarak kullanıyor. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri neden F-16'yı yenilemek istiyor? Birincisi, envanterdeki uçak sayısını ve uçak miktarını azaltmak istiyor. Ne kadar tek tip uçakla görev yaparsanız bakım, eğitim gibi faktörler bir araya giriyor ve daha ekonomik olarak bu uçuş operasyonunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu oldukça tanıdık bir cümle. F-35'in de seçim nedenlerinden bir tanesi. Bakıyorsunuz F-35A Hava Kuvvetleri, B Deniz Piyadeleri ve C uçak gemisi versiyonu 3 farklı kuvvet, çok farklı yaklaşımlara sahip ama tek uçak kullanıyorlar. Amaç burada bakım, idameyi, yedek parçayı, eğitimi standart bir hale getirebilmek. Şimdi F-16'nın yerini alabilmek için ortaya atılan bir konsepte uçağın muhtemel tek motorlu olması, bir eğitim uçağı konseptinden geliştirilerek burada hizmete verilmesi gibi böyle bir faktörler sıralanmaya başlamış durumda. Bu da muhtemel olarak Amerika'nın Boeing ile Saab'ın birlikte geliştirdiği T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alacak T-7 Red Hawk'ı biraz işaret ediyor. Tabii ki farklı farklı seçimler olabilir. Bu projede hatırlayacaksınız, Güney Kore'nin T-50'si, İtalyanların M-336 ve versiyonları bu ihaleye girmişti ve ihalenin kazananı sıfırdan yapılan bir tasarım olmuştu ve Boeing ile Saab ortak çalışarak bu projeye imza atmıştı. Burada biraz daha T-7'yi sanki anlatıyorlar gibi geliyor. Hatta bu tartışma askeri çevrelerde yeni bir F-5 uçağı mı oluşturulur gibi bir tartışmayı da yerine getirmişti. 1960'lı yıllarda N-156 olarak adlandırılan projeyle F-5 uçağı tasarlanmış. Çift motorlu, çok küçük jet motorlarına sahip bir uçak. Bakım idame maliyetleri çok düşük, radarı yok ve o yıllarda havacılık açısından yeni bir bakış sağlamıştı. Fazla paraya sahip olmayan, gelişmiş üsleri olmayan, bakım konusunda, yedek parça konusunda yeteri kadar organize olmamış ülkeler bu uçağa büyük ilgi göstermişti ve F-5 gerçekten
farklı modelleriyle Northrop Grumman'ın çok ciddi bir satış başarısına yakaladığı bir uçak olmuştu. Hatta 1980'lerde hatırlarsanız F-5 tek motorlu uçak haline getirilmiş ve F-20 modeli ortaya konmuştu. Türk Hava Kuvvetleri'nin de alım ihalesinde F-20, F-16 ve F-18 beraber rekabet etmişti. Türkiye'nin tercihi F-16 olmuştu. F-20 daha sonra hiçbir ülke tarafından sipariş verilmemişti ama uçurulan pilotlar tarafından oldukça beğenilmişti. Bunu da böyle bir kenara yazarım. Yani yeni nesil uçak aslında bir nevi yeni nesil F-5 gibi bir şey olacak. Ama bu konuyla ilgili tabii beklentiler var. Uçağın tasarım olarak örneğin T-7 seçilirse veya mevcut bir tasarım üzerinden gidilirse stealth, radara görünürlüğünün düşük olması gibi konular daha ön planda değil. Uygun uçuş maliyetleriyle, düşük operasyon maliyetleriyle, basit idameyle uçurulacak bir uçak isteniyor açıkçası. Şimdi bu konuya baktığımız zaman eğer siz bir uçağa çok gelişmiş bir radar takabiliyorsanız, yeni nesil avionikleri koyacak yeriniz varsa ve uçuş ekipleri bunu başarıyla uçuracak, yani kolay bir eğitimle, yüksek verimlilikle uçabilecek hale geldiği zaman bu uçak bir şekilde bu çıtayı, beklentileri aşmaya başlıyor. Bu çok önemli. Şimdi lafı ben burada nereye getiriyorum? İşte F-16 dedik, T-7 dedik. TUSAŞ'ın Hürjet'ine getiriyorum. Hürjet çok yeni bir tasarım. Öncelik olarak TUSAŞ her zamanki gibi Türk Hava Kuvvetleri'nin ileri jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılıyor. Yani bu uçak T-38M'lerin yerini alacak, özel bir tasarıma sahip olacak ama gerçekten tasarımı, uçuş karakteristiği oldukça yüksek bir uçak. Bu alandaki yaklaşım dünyadaki hava kuvvetleri konseptlerine de yeni bir bakış getirecek. Birçok ülke bu konuda kural koyabilen ülkeleri takip ediyor. İşte bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, yani uçak üreten ülkeler, kuvvetli hava kuvvetlerine sahip ülkeler bir konsept koyabiliyor. Türkiye'de konsept koyan ülkelerden bir tanesi Hürjet'i farklı bir boyuta taşıyabilir. Malum Hürjet T-38'lerin yerini almasının yanı sıra Türk Yıldızları'nın da F-5'lerinin yerini alacak. İlerleyen dönemde bu uçağın düşman rolü oynaması gibi yaklaşımlar var. Bu konuda Hürjet için önemli bir pazar oluşturacağına ben açıkçası inanıyorum. Bu konsepti yakından takip etmekte, bu tür yeni gelişmeleri sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş yeni yılla birlikte abone sayımız 300 bine doğru yaklaşıyor. Sizden ricam, bu videoyu izliyorsanız lütfen abone olmadıysanız abone olun düğmesine basın. Bize sorularınızı yorum olarak yollayabilirsiniz. Bizlere info@tolgozbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda havacılıkla ilgili yeni gelişmeler tolgozbek.com sitemizde, bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.